Kesinlikle herhangi biri değil amirim. Kendine güveniyor, ne yaptığını biliyor. Yapıp ettiğini planlı yapan biri. Çocuklara musallat olan bir katil arıyoruz noktasındayız. Eşcinsel bir katil. Enseden iğneledi galiba. Ah. İlaçlı falan bir şey olması lazım. O seni bayıltan karışım var ya, onu ta Kolombiya'dan getirdim. Aa! Hay Allah, arıymış ya. Kalp krizi diyor otopsi Sabahattin'e. Daha detaylı tahlil isteyelim, İstanbul'a gönderelim. Kurbanın olayım, bana bir şey yapma. Konuşanı siksinler. Nuri, bu işe bulaşan herkesin cesedini buluruz. Ne anlattın onlara? Tek kelime etmedim. Adını bile ağzıma almadım. Babamdan nefret ediyorum. Düşmanını doğru seçmişsin. Eğer savaşacaksan önce sen çıkacaksın meydana. Yönetim kurulu bu arkadaşlardı. Hepsinin ismini tek tek söyleyebilirim. Şu arabayı yakan manyak, aha bu. Komşular! Çok şükür huzur atlatmışsın. Ben sesleri duyunca dışarı koştum. Beni görünce bana saldırdı. Nihal'in kocası çok kötü. Çok ağır yaralandı. Her yer kandı senin. Aşığım ve çok öfkeliyim. İntikam. İntikam için döndüm. Selam. Günaydın Dilara. Günaydın. Ben de şimdi Bülbül'ü indirecektim bahçeye. Ben de onun için gelmiştim. Babam bir doktor ayarlamış. Ankara'da 2-3 gün kalıp dönecek Amerika'ya. Buradayken gösterin dedi babam. Ayarlamış her şeyi. Çok iyi haber bu, süper. Ya evet. Biz de öyle umutlandık bir anda işte. Hemen alabilir miyiz? Bugün yetiştirelim diyoruz. Tabii tabii. Hemen hazırlatayım ben Bülbül'ü. CPR'e hazırla hemen. Göğüste açık bıçak yaraları var. Tampon istiyorum şuraya. Çabuk, çabuk, çabuk. Nasıl durum, kurtulacak? İnşallah kurtulacak efendim, inşallah. Seyf, tamam, biz iyiyiz. Hadi siz bakın işinize, tamam. Gelmişken şu çocuğa bir bakalım. Niye, ne oldu ki? Fikret herkese bir çentik atıyor. Çocuk yanındaydı diyoruz, öyle ya da böyle şahit. Kolay gelsin Tülay. Teşekkürler. Sizin raporu bana yönlendirmişler. Sonuç? Nitelenemeyen toksin madde bulunmuş. Zehir mi? Çok anlamadım ama kalp krizini tetikleyen bir şey. Yani ben de merak ettim, baktım biraz. Tetkik için yurt dışına gönderilmesi tavsiye edilmiş. Bu ne raporu amirim? Bu Sabahattin'in tetkiklerini İstanbul'a göndermiştik ya. Kan sonuçları. Öldürülmüş değil mi? Ya onu söyleyemem ama kan değerleri şüpheli. Yaptı. Nasıl bana şırıngayı sapladıysa gitti aynısını Sabahattin'e yaptı. Ne şırıngası? Neyse, sonra konuşuruz. Bizim ufaklık burada mı, odasında mı? Yok, Ankara'ya gitti. Nasıl? Ankara'ya gitti. Dilara geldi, aldı sabah. Abbas Bey'i bir doktor bulmuş Ankara'dan. O da yanındaydı zaten. Ya Tülay, bundan bizim nasıl haberimiz yok? Yani bilmiyorum. Ben iyi bir doktor gelmiş yurt dışından.
Birkaç günlüğüne buradaymış. Hani zaman kaybetmeyelim diye. Sonuçta çocuk Abbas Bey'in çocuğu değil mi? Ben gereksiz bürokrasi yapmak istemedim. Bir sorun mu var? Dilara'nın telefonu kapalı. Onu almaya gelen adam bu muydu? Evet bu adam. Of ya Tülay. Ne oldu yani? Amirim Dilara da mı işin içindeymiş? Nereye gidiyoruz amirim? Balina avlamaya gidiyoruz Nuri Pamir. Buyurun müdürüm. Seyfi neredesin? Arabadayım. Onu anladık. Arabayla nereye gidiyorsun? Abbas Bey'e gidiyoruz. Dilara Fikret'le beraber çocuğu almış hastaneden. Nerede oldukları belli değil. Ha, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Dilara işin içinde. Sen Abbas Bey'e gidiyorsun. Peki sen bunu bana ne zaman söylemeyi planlıyordun? Biz de yeni öğrendik. 5 dakika oluyor. Abbas Bey'in kapısında beni bekleyin. Sakın kendi başınıza iş yapmayın. Duydun mu beni? Ben geliyorum hemen. Namık hadi hadi. Ne diyor amirim? Yok bir şey ya. Polislik yapası geldi arkadaşın. Güneşinde mendil kurmaz, posta koyuyor. Boş ver sen gazdan orayı. Evet ben gönderdim. Aynen dediğiniz gibi mühim bir doktor, konusunda uzman. Bilgim dahilinde gittiler. Bir şey mi var? Anlasana. Dilara Hanım yalnız mıydı? Çalışanlardan biri vardır. Haberim yok ama mutlaka öyledir. Niye yalan söylüyorsunuz? Yanında katil zanlısı Fikret varmış. Doktor Hanım Fikret'i teşhis etti. Bir şey demeyecek misiniz? Ne yapsaydım? Fikret beni aradı. Çocuklarımın elinde olduğunu söyledi. Siz olsanız ne yapardınız? Ne istiyor? 15 milyon dolar nakit. Ayrıca tekrar arayacağını söyledi. Takas yerini ve zamanını belirtecekmiş. Polise haber vermememi de söyledi ama o fasıl an itibariyle berhava oldu tabii ki. Hayır, para önemli değil. Bir an önce o manyağın elinden çocuklarımı almak istiyorum. Fikret niye yapıyor bunu? Hı? Yani bu husumetin bir nedeni var mı demek istiyorum. Uzun hikaye. Kardeş gibiydik. Gerçekten öyle. Babası yanımızda çalışırdı. Babamın sağ kolu gibiydi. Amca derdim. O derece yakındık birbirimize. Babası vefat edince babam onu benden ayırmadı. Ben ne yediysem onu yedi. Ne giydiysem onu giydi. Hatta Londra'ya beraber gittik, beraber çalıştık. O derece yakındık birbirimize. Bu anlattıklarınıza göre Fikret'in size de babanıza da minnettar olması gerekiyor. Ne oldu da işler bu hale geldi? Evet, o soruyu defaatle kendime sordum. Babam ölünce masal bitti, gerçek hayat başladı. Kanunlar önündeki tek mirasçı bendim. Bunu kabullenemedi, yanımda çalışmayı kendine yediremedi ve bir süre sonra çekip gitti. Çekip gitti dediysem, kendi isteğiyle gitti ama ona rağmen yüklü miktarda bir tazminat ödedim. Zor durumda kalmasın diye emlaklarımızdan birkaçını verdim. Para istiyor ama para sorunu olacağını sanmıyorum. Gitti dediniz. Şehirden gitti. Şehre döndüğünden haberdar mıydınız? Hayır. Bakın bu anlattıklarınız rehin almayı, para talebini hepsini açıklıyor. Peki cinayetler? Fikret'in seri katil olduğuna dair herhangi bir şüpheniz oldu mu hiç? Ya böyle bir şey olsa sizden saklar mıyım hiç? Maalesef. Demek ki kendini çok iyi gizlemiş. Abbas Bey. Pardon. Misafirleriniz mi vardı? Gel gel gel. Arkadaşlar sağ olsunlar. Yardım gayesiyle her şeyi biliyorlar. Paralar tamam mı? Söylediğiniz gibi 15 milyon dolar nakit 2 büyük çantaya sığdırdık. O kadar insan öldü. Bok değil hemen sıçtı diye başka bir şey değil mi? Abbas Bey bize anlatmadığınız şeyler var.
ikinizin arasında bir şey. Artık neyse bu. Açık açık anlatsanız iyi olur. Bir dakika, bir dakika. Sizi tehdit mi ediyorsunuz? Yardım etmeye çalışıyorum. Bana yardım ettiğiniz gibi mi? Müdür bey, sizin bu memurlarınız polis falan değil, eşkıya bunlar. Bana kendi ofisimde saldırdılar, tehdit ettiler beni. Ne zaman oldu bu? Neyse, sizin bilmeniz yeterli. Geçti gitti artık. Zaten kamera kayıtlarını da aldılar arkadaşlar. Ya bebişim, iki kişi kayıp. Hani senin özel sorunlarını sonra konuşsak, olur mu? Tamam, tamam, tamam. Çocuklar, siz isterseniz beni bir dışarıda bir bekleyin. Ben geleceğim yanınıza. Abbas Bey, size namusu ve şerefimize söz veriyorum ki çocuklarınızı sağ salim size teslim edeceğim efendim. Bu olayla bizzat ben alakadar oluyorum. Artık dosyaya ben el koydum. Ben bir dışarıya çıkayım da şu arkadaşlarla bir görüşeyim. Hasta mısınız oğlum siz? Ha? Katilin adı belli, işgali belli. Siz hala tutturmuşsunuz Abbas da Abbas diye. Zorla deliye kudur diyorsunuz. Ayıp ya. Ya müdürüm, gördünüz işte adam ilk başta saklamaya çalıştı durumu. Var belli ki başka hesabı. Lan ne hesabı? Adamın çocuğu kaçırılmış çocuğu. Evlat bu, evlat. Ben olsam ben de onun gibi davranırım. Ne yani? Sana mı emanet edecekti? Adam muallakta kalmış. Noli bana bak. Bana öyle afra tafra yapma, kötü konuşacağım ha. Seyfi, bu avukatın anlattıklarını da sonra seninle konuşacağım. Önce şu işi halledelim, ona da sıra gelecek. Tamam. Ben buralardayım, konuşuruz. Ya ben size insan gibi davrandıkça siz benim tepeme çıkıyorsunuz ya. Bu nedir arkadaş? Ha? Bu nedir? Lan Nuri, bana bak. Ver lan rozetini. Ver, ver. Rozetini ver, silahını da ver. Müdürüm, yapmayın şimdi bunu. Neyi yapmayın lan? Neyi yapmayın? Neyi yapmayın? Yeter artık ya, tepeme çıktınız iyice. Ver lan rozetini, ver, ver. Silahını da ver, ver silahını. Alıyorum lan sizi görevden, ha? Bu kaçıncıdır? Bekliyorum şu sayılı gün çabuk geçer diye ama nafile. Hadi tamam, aldım sizi görevden. Hadi gidin, kaybolun, gözüm görmez sizi. Yürüyün. Silahımı, rozetimi aldı Gavat. Ya böyle keyfi iş mi olur amirim, ben senin adaletini sikeyim müdür gibi. Ya amirim sen bari gülme ya, sen bari yapma ya. Hiçbir şey anlamadın değil mi lan Nuri? Nesini anlamayacağım amirim? İkimiz de siktir etti işte herif. İşte dinle. Katil belli. Yakalaması kaldı. Bizi oyundan çıkardı, kendi girdi oyuna. Oyunu o bitirecek, alkışı o alacak. Ya ben bunlara gelemiyorum amirim. Vallahi benim geldiğim yerde, gittiğim yerde harapalı sensin. Boş ver Nuri. Daha çok sular akar o köprünün altından. Fikret, ne yaptın sanıyorsun sen? Babam öğrenirse mahveder seni. Babana mı tehdit ediyorsun beni? Nefret ettiğim babanla, sevmediğim babanla. Senin nasıl sorunun bu biliyor musun? Madem nefret ediyordun, neden çekip gitmedin? Neden kendini kurtarmadın? Birçok insan böyle yaptı. Ama bunu yapmak, tek başına ayakta durmak demek. Babanın cüzdanından mahrum olmak demek. Boğaz tokluğuna çalışıp uykusuz kalmak demek. Sen bunları hiç denemedin. Sen hak ettiğini yaşıyorsun. Thank you.
Anlaştık be. Kaldık yine bir başımıza be amirim. Basmayayım mı amirim, basmayayım mı? Bas anasını satayım, bas! Kırıyorduk vallahi aksa amirim. Maaşın da yetmez. Yetmez. De öderdik artık. Parayı ne yapacağım Bozkır'da? Müdür bey. Buyurun. Telefon geldi. Parayı eski demir yolu lokalinin arkasındaki trafonun oraya getirin diyor. Ha tamam harika. Oğlum kaydettin mi? Daha bağlantı yapmamıştık müdürüm. Ne diyorsun oğlum sen? Bir saattir ne yapıyorsunuz lan siz burada? Müdürüm, ben bunu ilk kez kullanıyorum. Bunu yapan arkadaş izinli de bugün. Lan ayda yılda bir gelip bir kablo bağlayacak. İzin nereden çıktı? Arkadaş rahatsızmış müdürüm. Ben çok bilmiyorum şimdi bunu. Lan siz benimle dalga mı geçiyorsunuz lan? Ha? Biz burada teyakkuz halindeyiz. Katilin peşindeyiz. Adam evde istirahatte. Bana bakın lan. Akşama maç falan varmış. Ondan mı izninde? Ha? Müdür bey. Buyurun. Sizden bir ricam olacak. Parayı benim yerime bir başkası götürebilir mi acaba? Geçmişte yaşadığımız husumet nedeniyle bir şey yapacağından korkuyorum. Tabii tabii çok doğru söylüyorsunuz. Ben birini ayarlarım siz merak etmeyin. Ya da ben götüreyim. Tabii tabii benim götürmem daha doğru olur. Sağ ben götüreyim. Tamam. Oğlum bir çelik yelek hazırlayın bana. Bakın parayı ben götüreceğim. Devamlı takipte kalacaksınız. Kuş uçurtmayacaksınız. Duydun mu dediğimi? O izindekiler de yarım saat içerisinde buraya gelmezlerse var ya analarından emdikleri sütü burunlarından getiririm ben. Duydun mu lan beni? Bak daha az önce bir tane başkomiserle yardımcısını görevden uzaklaştırdım. Duydun mu? Çok boşladım ben sizi çok. Hadi 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 hadi. Şimdi müdürü bozuntusu benim bileti kestiyse ben eve dönerim. Teyze oğlu kombici biraz ona takılırım. Ne bileyim telefonlara falan bakarım. Ama yok affettim, lütfettim falan yaparsa amirim hiç kusura bakma ben bu denyoyla duramam. Beklerim iki ay sonra tayinim ister giderim. Zaten sen de duramazsın biliyor musun? Yok oğlum öyle bir şey çalışırız işte. Enseyi karartma. Ya ne bileyim ya insana koyuyor amirim. O kadar sonuna kadar getirmişiz ya. Şimdi dedim ya bu benim teyze oğlu kombici diye. Bu dedi benim üniformayla emirle demirle ne işim olur dedi. Millet burun kıvırıyormuş ustalığa. İhtiyaç da çokmuş. Çalışınca oluyormuş. Oğlum, asuboy ol. Yok. Uzman çavuş ol. Yok. Lan oğlum dedim bari özel güvenlikçi ol. Kombici ne lan dedim. Teyzem de bana bakıyor. Ya işte konuş şunu ikna et. Memur olsun, sağlam işi olsun. Maaşı belli olsun. Senetle sepetli esnafın günü müdür. Yok dedi ben internete reklam veririm de bedavadan bakım yaparım milletin ayağına alıştırırım çalışır oradan yürür giderim. Cana yakında bir tiptir böyle teyzem gibidir. Ağzı laf yapar her kuşun dilini bilir temiz çocuktur. Nişanlanmış. Yaz evlenirim diyor geçen kızın resmini gördüm. Böyle mavi gözlü ak bak bir kız. Samsunluymuş. Ya amirim ben sana bir şey diyeceğim. Benim bu Nihal'le ilişkim oldu. Oluverdi. Yani oluver dediğim benim... Ben istemesem olmazdı tabii de... Nasıl oldu bilmiyorum anlamında. Şimdi bu bana kocamdan ayrıyım dediydi. Yalan söylemiş laf aramızda. Suç yine bende tabii de... Niye inandım? Hoşuma mı gitti? Kolayıma mı kaçtı? Herhalde bu Tülay benden oynadıkça benim de gönlüm kolayına kaçtı. Yani gönül de değil amirim. Affedersin uçkur işi şimdi yani. Ulan dağına dayandın, soğuğuna niye dayanamıyorsun amına koyayım? Rakı mı içsek ya? Ha? Böyle gez gez. Hastaneye gidelim Nuri. En doğrusu. Dur. Kenara çek. Dur şurada.
Dilara'nın fotoğraflarına bakmıştık ya, hatırlıyor musun telefondan? Hı hı. Açsana yine onu. Zeytin bozkırda yetişmez derler. Yeter ki yerini sevsin. Öyle bir yetişir ki. Ya amirim, gözünü seveyim. Şüpheli şüpheli konuşma ya. Şurada zeytin ağacı var. Ve oranın fotoğrafı Dilara'nın sayfasındaydı. Bir evin balkonundan görünen zeytin ağacı. İnsan niye diker zeytin ağacını? Hayaller Alaçatı, hayatlar bozkır mı diyeceğiz şimdi? İstanbul'da öyle yazmışlar, alo çatı diye. Ben de hep Alaçatı diye okuyorum, anasını satayım. Öyle bildiğinden de değil de neye taktıysam artık. Dilara işin içinde mi amirim? İkinci biri olabilir diyorduk. Olursa? İşin içinde olursa üzülür müsün? Nuri, Allah göstermesin, o çocukları sen öldürsen seni de gömerim. Gömersin biliyorum. Ulan ağlayamıyorum benim çatapatı. Ben ne yapacağım şimdi? Al bunu. Olur mu öyle şey amirim? Oğlum ikimiz için de en iyisi bu. O kadar zaman oldu, tek kurşun atmadım. Attım, son kurşunda sitareyi buldu zaten. Ya o durum başka amirim. Lafı uzatma işte, kendimi biliyorum da konuşuyorum hadi. Evde kimse yok amirim. Doğru evdeyiz Nuri. Dilara bu. Kızı falan çıkmasın. Ha. Kızı olsa duvara asardı. Abur cubur yiyip durmuş. Çok eski değil gibi. Ne amirim? Seni bayılttı bu herif. Çocuklar da belki böyle umut ediyor. Ha, çekmiyor. Sabahattin için ikinci tetkiki o yüzden istedim, aklımdaydı. Vallahi adama dayadı yine, biz de mal gibi yedik. Bu ne çiçeği ya? Hiç anlamam ki amirim. Thank you.
Mehlete mehlete göberteceğim lan seni. Amirim bu koku. Kesinlikle bu koku. Esrar değil ama genci yakıyor. Şimdi İstanbul'dan biri olsa narkotikten bilirdi. Burada yetişiyor olabilir mi? İçeride saksı görmedim. Bir tek o bardaktaki ot dalı. Bahçeye bakmak lazım. Salonda dolapta alkol de yok. Tütün tabası falan da gözüme çarpmadı. Eline vereceğim akciğerini. Bülbül'ü burada tutuyormuş. Herifin kurduğu düzene bak. Dilara'ya mı takmış kafayı? Çocuğa gösteriyordu herhalde. Dilara'ya aşık, ben sana söyleyeyim. Sarı peruk takıyor. Abbas'ın karısı gibi. Çocuklarını kaçırmış. Elimize düştü, kaçırmayalım. Yavaş, sakin.
Gitmiş. Sikeyim. Kimseyi görüyor musunuz? Yok müdürüm. Ben ses yapana kadar sakın telsizleri kullanmayın. Heyecan yapmayın, anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm. Biri gelirse siz bana nasıl haber vereceksiniz? Nasıl yapalım müdürüm? Bir ses yapın bakayım, ben sizi duyabiliyor muyum? Bir ses yapın. Ha tamam. Tamam tamam, harika. Duydum sizi, duydum. Hatta mısınız? Dinlemedeyiz müdürüm. Hareket var mı hareket? Yok müdürüm. Tamam. Çok güzel. Panik yapmayın arkadaşlar. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bu işte alnımızın akıyla halledeceğiz. Hadi bakalım. Takasa geldi. Müdür nerede? Balina burada. Yanlış denizlerde. Aç kulağım Dilara. Babanın anlatacaklarını tane tane dinle. Daha ilk günden beri Fikret ne yapıyor, nereye varmak istiyor diye sorup durdum kendime. Gelip konuşsaydın Abbas. Ne konuşacaktık Fikret? Ne söyleyecektim ben sana? Aman Fikret, ne olur yapma mı diyecektim. Korktun değil mi? Korktun Abbas. Aç kulağını Dilara, öyle mi? Annesi değil misin Fikret? Sen anlatsaydın. Beni beklemeseydin. Tane tane sen anlatsaydın. O niye geldi? Avukatım. Bizi biliyor mu? Fikret. Bana bak ve ne istiyorsan bana söyle. Hayatında ilk kez bir cesaret göster, yüzleş kendinle. Seni hayatımdan çıkarıp atan benim. Salya sümük ağlayarak giden, sonra sessizce dönen sensin. İndir o silahı. Beni öldürmek isteseydin çoktan yapmıştın bunu. Beni buraya tiyatronun için çağırdın. Hadi sahnedesin, oyna. Globe'da ne çok oyun izlemiştik değil mi? Ah!
Fikret, ne olur. Ne olur Fikret, bırak bizi. Kes sesini! Bak, sana bu iğmen için bir fırsat daha veriyorum. Bu nefret eder gibi yaptığın ama aslında deli gibi aşık olduğun babanın ne bok olduğunu gör. Daha önce de anlatırdım. Ama anlatırken gözümün içine bakmanı istedim. Dilara, babam beni terk ettiği için buradayım. Tam 35 yıl sonra bir gün geldi ve hayatımdan çık git dedi. Bir de çek yazmış. Tazminatımı, aylık ödemelerimi kalem kalem yazmış. Unutalım diyor. Fikret, ne istiyorsan verebiliriz sana. Lütfen. Sen nereden bileceksin ne istediğimi? Ne sen, ne baban, ne de babanın bu yeni gözlese benim ne istediğimi bilebilir. Ben ömrümü geri istiyorum. Parayla unutamam yaşadıklarımı. Şarkıların gözü kör olsun diyorsun yani. Paranı verdim, seni hayatımdan çıkardım. Daha ne istiyorsun? Bıktım senden. Tiratlarından, vehimlerinden, vesveselerinden, bitmek tükenmek bilmeyen hassasiyetlerinden. Saatsiz evdeki beş şey gibiydin. Muhasebe katibiydin ama Londra büyükelçisi gibi geziyordun. Hatıra olarak tek çizgin kalmadı bende, anlamıyor musun? Biz idik. İki güzel oğlan idik. Gece dirildik, gündüz silindik. Bir hatıraya dizildik. Bunu sen yazdın bana. Kendi el yazınla. Sonra oyuncağın içine koydun. Nasıl yaptıysa gidip adli tıptan onu çalmış. Amirim, yarım yamalak duyuyorum ya. Beklemeyelim, indirelim şunları. Fikret'in elinde silah var. Tutturamazsak bu herif herkesi indirir. Aslı, ben indiririm onu. Bitti bu iş amirim. Hadi. Ya senin şu şiir dolu ağzın, baygın felsefen, düz kapan. Bıktım artık diyorum, anlamıyor musun? Çık git hayatımdan. Ya sen dünyada değil, Jakarta'da yaşıyorsun. Beni öldürmek falan değil niyetin. Bu kadar insanı toplayıp beni rezil etmek istedin. Senin bir rengin yok Fikret, rengin yok. Elini yüzünü boyayan 10 yaşındaki kız çocuğundan iki kadım daha yukarıda değilsin. O kadar kolay olmayacak. Şimdi ben konuşacağım. Artık bize anlatırsın Fikret. Bırak silahını. At silahını Fikret. Çık. İndirdiler perdeyi. Gitti senin sahne, gerizekalı. Böyle bitmeyecek Abbas. Sen de benimle çürüyeceksin hapislerde. Yaptığımız her şeyi tek tek anlatacağım. Öldürdüğümüz çocukları da. Heh, şöyle dökülün bakalım. Biliyordum o halde. Baba, ne diyor bu? Belediye seni konuşacaklar Abbas. Biz 14 yaşından beri öldürüyoruz. Anlatayım mı? Baba, doğru mu söylüyor? Anlat. Mutlaka anlat. Baba, polis mi döndün baba?
Bana bir şey olursa... Polise her şeyi anlatan bir mektup gidecek Abbas. Blöf yapıyor. Oo Monşer. Efendine akıl vermek sana mı düştü? Sen ne zamandır tanıyorsun Abbas'ı? Beni tanımak istemiş olabilir mi? He? Ona senden daha iyi geliyorum ki benim yanımda. Benim! En uzun süren aşk Fikret'inkiydi çünkü karşılıksızdı. Hayır! Ne yapıyorsun baba? Ama onun efendisi olduğumu biliyordu. Ne yapıyorsun baba? Kes sesini! Baban seni de kurtaracak Dilara. Bak gör bu cehennemden nasıl çekip çıkaracak seni. Ağzında bal, kuyruğunda iğne. Anlaşalım Fikret. Seninle 35 yıl anlaştım. Bana çok şey öğrettin. Benimle oynadığını biliyorum Abbas. Dilara, annenin bir erkek kardeşi vardı. Yaşasaydı şimdi dayın olacaktı. Kız Bahri derdik. Bizim ilk göz ağrımızdı. Baban onu öldürdü. Ben de seyrettim. Fikret, buradan bir aile gibi kol kola çıkabiliriz. Birini tatlı sözlerle ikna etmekte üstüne yoktur baban. Abbas, ben seni az önce kızının gözünde öldürdüm. Sen beni ondan sonra öldürsen ne değişir? Polise bıraktığın mektup umurumda değil. Buradan bir aile gibi sahiden birlikte çıkabiliriz. Dilara, baban ne yapacak anlatayım. Burada telefon çekmiyor. Önce beni öldürecek. Sonra içerideki santimetre komiseri. Sonra ellerimi çözecek. Elime silahı tutuşturacak. Sonra seni ikna edecek. Sonra da Bozkır'daki dehşet gecesinin hikayesini yazacak. Polisi arayacak, arkadaşlarını arayacak. Sonra da hemşerilerine dil dökecek. Baba ne olur da, ne olur baba, baba artık kimse ölmesin. Ne olur yalvarırım sana baba, artık kimse ölmesin. Sana yalvarmayacağım Abbas. Seninle iyi olmayacağım. Senin de iyiliğini istemiyorum. Artık kurtulmak gibi de bir ümidim yok. Kendimi korkakların, cahillerin adaletine teslim edeceğimi mi zannediyorsun? Beni de öldürecek.
da öldürecek. Sana diyorum, çözsen ellerimi. Hey! Sana söylüyorum, çözsen ellerimi. Şşş, gel, ben çöz ellerimi. Hey! Ama beni de öldürecek. Beni de öldürecek. İçeri girdiğimde tek hamlen var. Silaha karşı çekiç. Hem yaralısın. Şurada durur, ölmeni bekleyebilirim. Dışarı çıkar. Çıktığın delikten yine seni öldürürüm. Daha ölmedim Abbas. Ama öleceksin. Kapıya vurduğunda ölümü daha fazla hissetmeyeceksin. Fikret'in ruhsatlı silahı biliyor musun Seyfe? Niye? Niye Abbas? Öldürmeyi bıraktım. Fikret bunu kabullenemedi. Yaptığımız her şeyi ortaya çıkaracak hareketler yapmaya başladım. Bu kadar mı? Bu kadar. Fikret basit bir şeyi bile basit şekilde dile getiremezdi. Lüzumsuz bir edebiyatla anlatırdı. İkimizin de yukarıdan aşağıya baktığını sanıyordu ama o aşağıdan yukarı bakıyordu. Kabullenseydi bunların hiçbiri olmazdı. Aşağı yukarı ne sikeyim seni? İndir lan silahını. Nuri. Seni öldürmeden ölür müyüm lan ben? Nuri.
sakın ateş etme. Öldürürsen kapanır. Hepsi geçer gider. Beni ilk gördüğün günden beri öldürmek istiyorsun değil mi? Yapsana hadi. Mahkemelerde kurtarabilirim kendimi. Ben kimseyi öldürmedim. Sadece kendimi savundum. Fikret çocuklarımı kaçırdı. Fikret de öldü. Yemin ediyorum sana bir yolunu bulurum. Kuşu tuttum. Kuş kafesten kaçıyor, delikanlı rüyalarına girer sonra. Nuri, Nuri uyuma şu şeytana. Amirim, kuş değil bu. Balina mı herif? İkimizi de öldürüp Fikret'e yıkacak iş. Öldüreyim şunu şurada. Hakime savcıya yazık. Nuri, biz kanunu koruyoruz. Kanunu biz koymuyoruz. Bak bu kadar insan öldürmüş. Aileleri bilsinler bunu. Katil olduğu bilinsin. Amirim, öyle bir toz kaldırır ki bu. İkimiz suçlu çıkarız. Mezar taşına burada yatan delikanlıyı zehir saçan diller öldürdü diye yazarız. Hadi öldür beni. Öldür. Öldür. İnsan olduğunu hissedeceksin. Hadi öldürsene. Ne duruyorsun? Öldür. Yapma. Nuri yapma. Yapma Nuri. Sefiller. Fikret olmasa beni yakalayamazdınız. Yakalayamazdınız beni! İyi misin amirim? Ben iyiyim Nuri. Lan manyak! Lan manyak, sen nereden çıktın? Sen bana... Sen bana lazımsın oğlum senin. Sen de bilsen... Benim para gittiydi. Lan oğlum, öleceksin, ne parası? Abbas ölmüş. Ölmüş Abbas. Amirim, sen o gece öyle ayaklar çamurlu gelince ben dedim bu Ziya'yı gebertti. Gömdü geldi valla. Doğru. Korkuttu beni, korkuttu. Ben korkacak adam mıyım? Bu, bak hele. Biz bozkır bebesiyik lan. Ölme lan Ziya. Parayı aldın bana. Doğru söyle. Ziya. 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 Çocuklar, yere giden var mı? Yok müdürüm, yok. Tamam, sakin ol, panik yapmayın. Mutlaka ağımıza düşecektir. Gelecek. Yakalayacağız. Ya maç var ya müdürüm, belki maç izliyordur. Maçtan sonra gelir. Ne maçı lan? Ulan ben senin sicilini sikerim. Ulan it! Benim üzerimde çelik yelek var, görmüyor musun sen? Ulan siz de mi maç seyrediyorsunuz? Süper Lig'e çıksınlar, tutarız kardeş.
Etme. Balina indirdik amirim. İndirdik. Hak yerini buldu. Hak yerini buldu. Nasıl ölçülür ki? Aklımıza yatan kalbimize de iyi gelecek mi? Boş ver beni oraya. Herkes adaletten konuşuyor. Ama haklıyı arayanı değil, bizden taraf olanı adalet sayıyoruz. Bir de yaşlanınca benim kadar çok konuşma. Hak yerini buldu amirim. Buldu oğlum. Hadi bana bilmediğin bir şey söyle amirim. Senin bu Dilara'yla bir şey oldu mu? Ayıp oldu biliyor musun? Meser hamileymiş Nuri. Vallahi.